Cevap ne verdi merak ettim onu. Kabul etti mi? Kabul etmedi. Yoksul bir aile miydiniz? Yoksul bir aileydik. Sizi benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Bu arada çok özel, çok özel ve hemen hemen hiçbir yerde paylaşmadığım bir bilgi paylaşacağım. Acayip bir şey yaşadım. 3 yıldır ben bir şeylerin mücadelesini veriyorum ve 3 yıldır ilk defa bir programda bu kadar açık ve net kendimi ifade ediyorum. Sevgili Yusuf, hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zaman oldu bir araya gelmeyin nihayet. En son Diyarbakır dedi. En son Diyarbakır. Şimdi Trabzon'un dalgaları... Haber bahanesi izlerle efendim. Bu ilgi konuğumuz diye böyle. Karadeniz'in dalgaları ne oldu da seni İngiltere'ye, Londra'ya savurdu? Kaç yaşına kadar Trabzonlusun, Trabzon'da kaldın? Hemen özgeçmişi şöyle özetle açıklayayım. Trabzon'da doğdum. Trabzon merkezde doğdum. Ha. Babam da Trabzon'da doğdu. Babamın babası da Trabzon'da doğdu. Biz ailece Şaban oldu, Şaban gibi. Trabzon'umuz, Trabzon'umuz böyle. Sonrasında 13 yaşına kadar Trabzon'da eğitimimi tamamladım ve 13 yaşında İngiltere'ye önce baba gitti bir sene önce. Sonrasında bizi oraya bayağı böyle iticalı bir şekilde aldı. O zaman şartlar tabii ki yurt dışında çok gurbette çalışılması gereken şartlardı ve o da bizi oraya aldı. 13 yaşında İngiltere'ye gittim. 13 yaşında 14 yaşına kadar bir şey yapamadım. 14 yaşında okula gitmek istedim. Haliyle yaşımdan dolayı ne oranın ortaokuluna ne de koleje girebiliyordum. Tam ortasındaydım böyle. Yani çok büyüktü yaşım ortaokul için. Adaptasyon Kolej için de küçüktü. Ha. Orta yaşta olduğum için de baktım okula gidemeyeceğim, okul eğitimi burada tamamlayamayacağım. Zaten çok zor. Hani sonuçta İngiltere'desiniz ve İngiltere'de inanılmaz bir değişik bir dili, yani tarzı, üslubu ve bakış açısı, vizyonu ve kültürsel olarak her şeyiyle çok farklı. Yani sonuçta hiç bizimle alakası olmayan bir ülkede böyle sudan çıkmış balık gibi kaldım. Baktım bu iş olmayacak, iş hayatına atıldım. 14 yaşında ilk kebapçılık işine girdim. Önce dayımın yanına. İngiltere, Londra vesaire hayatına girdiği için sen dolayısıyla okuyamadın yani, doğru mu? İlla ki. Ya adapte olamadım. Adaptasyon sorunu yaşadım orada. Haliyle iş hayatına başladım. Ben çocuk yaşta iş böyle tırnaklarımla kazıya bir yerlere gelmek istedim. Çok iş yaptım ya. 14 yaşında kebapçı olarak başladım. Ondan sonra bir fabrikada yükleyici olaraktan devam ettim. Sonrasında o fabrikada forklift ustası oldum. Forkliftten sonra vinç operatörlüğüne geçtim. Sonrasında limanlarda koca koca konteynerları yükleyen vinçlere kadar çektim. Sonra o işten sıkıldım. İşte tır şoförü olma hayaliyle, hayalim benim tır şoförü olmaktı. Tır şoförü olma hayaliyle bir toptancıda kamyon şoförü olaraktan başladım. Sonra o işleri yaparken de belli bir yaşa geldikten sonra sıkıldım haliyle, ikizler burcu. Sıkıldıktan sonra ne yapalım? Çünkü 21 yaşını doldurmam lazım tır şoförü olabilmem için ve ben o ara 18 yaşındaydım. Ne yapayım, ne edeyim derken bir film izledim. Ne filmi izledim? İtalyan bir film izledim. Çok eski, 1960-70'lerden kalma bir film. Kendimde o zamanlar tabii tam 18 yaşındasınız ve bir karakter arıyorsunuz kendinizde. Hani kişilik ve karakter tam oturmadı. Yani kişilik karakter oturmadı derken hani ne derler işte, bir arayış içerisindesiniz. Rol model arıyorsunuz kendinize. Ve ben de o filmden çok etkilenmiştim. Filmin içeriği de şuydu. Bir şefin hayatıydı ama adam geceleri suikastçı. Tetikçi. Gündüzleri de o bölgenin en ünlü şefi. İtalyan şefi. Tabii ben son tetikçi olmadım. Ama şef olma hayaliyle dedim. Ha tam ben işte dedim. Bir de çok cool bir iş. Dedim ben düşünsene çok. Kızlar tarafından dedim, acayip dedim tarz, yani gördüklerini ne iş yapıyorsun? Gören de seni acayip çapkın zannedecek Allah aşkına yani böyle. O zamanlarda yemin ederim bir kıza aşıktım, ilk aşık olduğum zaman 16 mıydı 17 mi neydi mektup yazdım, verdim. Açılamadım kıza, anlatamadım derdimi. Utangaç yapını bilirim çünkü. Çok hoşlanıyordum. Röportajları da takip ettim. Mektup yazıp mektubu da verdikten sonra ne olur bunu eve gidince oku diye böyle. Cevap ne verdi merak ettim onu. Kabul etti mi? Kabul etmedi. İlk reddedilişim diyeyim. Kaç sayfa yazmıştın? 1,5 sayfa bir şeydi. Ama neler döktürmüştüm ya. Biri bana öyle yazsa ben aşık olurum o adamı. Değil mi ya kadını? Neyse. Sonrasında tabii ben İtalyan şefliği nasıl olunur? İngiltere'de sertifika lazım. Eğitim lazım. Yani öyle bir selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İtalyan şef olmak istiyorum. Hadi eğitim beni, öğretin bana. Nasıl yapılır? Öyle bir şey yok. Okuldan zaten, okulla benim aram hiçbir zaman yoktu. Çocukluğumda da yoktu, ortaokulda da yoktu, ilkokulda da yoktu. Yani ben eğitime hep
karşı mıyım? Karşı değilim ama bu tarz eğitime, yani global eğitim tarzına, üslubuna karşıyım. Çünkü yani nasıl olmalı sence? Şöyle olmalı. Ben sonuçta bu, ya bir sistem var değil mi? Bir sistem. Tamam. Doğuyorsun, belli bir yaşa geliyorsun, eğitim alıyorsun. Eğitimi tamamladıktan sonra iş hayatına atılıyorsun. Belli bir birikim yaptıktan sonra kendi işini kurma hayaliyle yaşıyorsun ve o tam o süreçte anne ve baba baskısıyla evlen, çocuğun olsun evlen. Bir bakıyorsun evlilikten bahsetmeye başlamışsın. Bir bakıyorsun hayatında biri var. Bir bakıyorsun yüzükler takılmış. Ve sen hala olgunlaşmadın. Daha tam olmadan bir anda aile kuruyorsun. Ve aile kurduktan sonra zaten şanslıysan bir birikimin varsa o birikimle bir şeyler yaparsın. Edersin. Çocuğun büyüdü. Onu evlendir. Mühuretini gör. Gel 60 yaşına. Hayatın tadını da almadan bir şeylerin içine giriyorsun. Aldatmalar da aslında sistem bu noktada aslında devreye giriyor. Belli. Ve ben bu sistemi az iyi analizciydim. Çocukluğumdan beri, küçüklüğümden beri iyi analizci bir adamdım. Ve dedim ki bu sistem bir şekilde, ya ben okuyarak da ben sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, işte tarih, bilmem ne, işte piripri, bilmem ne savaşları, o savaşlar, bu savaşlar. Ne yapayım dedim ben bunları dedim. Ya bana ileride bir şey yapmayacak ki. Bana niye, nasıl iş kurulur, nasıl para kazanılır, nasıl işte ticaret atılır ya da nelere dikkat etmeniz lazım, nelere dikkat etmemeniz, yani çok görmezden gelmeniz lazım diye. Bunların eğitimini almadığım bir eğitime karşıyım ben. Sen bana direkt üniversiteyi ver diyorsun yani. Sen bana direkt iş öğret. Bana aslında meslek lisesini, ben keşke bu meslek liseleri vardı eskiden, bilmiyorum hala var mıdır. Çoğu da iptal kaldırıldı zaten, artık kalmadı eskisi gibi meslek liseleri. Çok doğru bir eğitim tarzıydı yani, çok doğru bir eğitim üslubuydu. Çünkü çocuklar direkt bir meslek belirliyorlardı kendine, o meslek üzerinde doktoralarını, eğitimlerini alıyorlardı. Peki hiç sorguladın mı kendinde şunu? Neden sürekli para kazanmak ya da bu kadar erken para kazanmak? Aile yoksul değildi bildiğim kadarıyla. Yoksul bir aile miydiniz? Yoksul bir aileydik ve babam, garibim, hayatını boyunca bizi böyle geçindirmek için çalışan ve hala da işte emekli olduk, emekli yaptık ama hala tabii duramıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor böyle. Yani hani zaten ben ona çok karşıyım. Ben ona zaten karşıyım. Ben 13 yaşında babamdan para almayı bıraktım. Haçlık almayı bıraktım. Düşünebiliyor musunuz? Ya 13 yaşından sonra ben 1 lira babamdan para aldım. Bir yerde bir şey okudum Yusuf. Doğru mu haber mi bilmiyorum. İnternetteki haberlere çok fazla güvenmiyorum çünkü. Aynen. Anne babayla alakalı, anne babanın ayrı olması ya da babanın senin babanla görüşmemen vesaire. O gurbet. Tamamen gurbetten kaynaklanan bir şey. Ben doğdum. Doğduktan 2 sene sonra 2 yaşımdayken babam Arabistan'a gitti çalışmaya. İlk gurbet orada başladı. 5 yaşına kadar babam, 6 yaşına kadar babam Arabistan'da kaldı. Sonra geldi 1 sene yanımızda durdu. 7 yaşına girdiğimde Hollanda'ya gitti. Sonrasında 7 sene Hollanda'da kaldı. 13-14 yaşına kadar ben babamı görmedim. Yani bir kere gördüm. Bir ara bir geldi. Sonuçta şeydi, orada hani serbest çalışan ya da bir oturumu olan bir adam değildi. Yine gidip kaçak yollarda çalışan bir insandı. Her gurbetçi gibi. Haliyle sonrasında babamı ben 14 yaşından sonra tanıdım aslında baktığım zaman. Peki 14 yaşına kadar babasız olmak seni mesela ne bileyim arkadaş ortamlarının içerisinde... Annem güçlü bir kadın. O konuda sağ olsun tabii ki de baba özlemi farklı bir şeydi. Bir erkek çocuk için. Erkek yani, çocuk baba, bak rol özlemi, model alıyorum ve tabii, o filmi izledim diyorsun. Kesinlikle. Yani kendi babana ama dönüp annem bakamamışsın. Annem sağ olsun onu çok aratmadı bize. Hani hem annelik yaptı hem babalık yaptı. Babam da Allah razı olsun. Kaç kardeşsiniz bu arada? 3 kardeşiz. Yani Allah razı olsun. Babam sürekli bizi hani hiç eksik etmemeye çalıştı. Geçimimizi sağlamamız için o harçlıklarımızı her zaman yolladı. Hiçbir zaman bize iki etmedi. Kendi yemezdi, bize yedirirdi. Yani öyle bir ailem var benim. Çok şükür, çok şanslıyım o konuda. Yani o yüzden de hani aileden bir şey görmeyeceğimi artık kafaya yazdığım için benim bir şekilde ayakta durmam lazım. Benim bu hayata bir şekilde güçlü girmem lazım. Bir an önce eşlik etmem lazım bir bu şeyin içerisinde. Bir an önce sisteme entegre olmam lazım diye düşündükten sonra bir baktım kendimi çalışma hayatında buldum. Acayip bir ortamlar, İngilizlerle çalışıyorum, İngiliz fabrikalarında forklift kullanıyorum, işte winch operatörlüğü yapıyorum. Satış pazarlamaya kadar gitmiş aynen, galiba. Aynen, pazarlama müdürlüğü, İtalyan şefi oldum ondan sonra. İtalyan şefi olduktan olur, İtalyan şefliği yaparken de benim dayım İngiltere'de, Londra'da en ünlü baklavacı diyebilirim yani aslında. Çok çok iyi bir baklavacıdır. Şimdi İtalyan şefliğinde hem makarna hem de pizza üzerine deneyimlerimi güçlendirdiğim için de haliyle hamurla aram iyiydi. Yeğenim dedi çok sıkışığım işte Ramazan bayramlarında işte bayramlarda işte Ramazan'da falan çok sıkışıyordu. Gel şunun ucundan bir tutup bana yardım etsene dediği andan itibaren 6 ay sonra baklavayı da öğrendim. Yani başladım her şeyi öğrenme aşkıyla böyle. Tevekkeli mutfakta ondan başarılısın sen. Geçmişte bundan kaynaklanıyor demek babam ki. Babam 50 yıllık şeftir. İnanılmaz bir ustadır. Yani ödülleri falan vardır. Daha bıçak tutmayı göstermemiştir bana hayatımda.
Bir kere bıçak alıp göstermemiştir. Oğlum domatesi şu ya da marulları, kıvırcıkları, biberleri tutup bıçağı da şöyle tutacaksın. Bıçağı keserken işte böyle tak 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 değil de daha böyle bir bileklerini kullanaraktan keseceksin. Asla. Hep kendim öğrendim. Peki bu tek başınalık, tek başına olmak, tek başınalık, tek başına mücadele etmek. Bir yerde şimdi baktığın zaman davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Hani kendim yaptım, onu öğrendim, bunu yaptım, vay arkadaş diyorsun vesaire ama şuraya sorduğun zaman bu tek başınalık zaman zaman seni burkmadı mı, üzmedi mi? Şimdi benim aslında en üzüldüğüm nokta şu. Şimdi naçizane şu anda artık belli başlı Allah'a şükür bir yerlere geldik. Ve Allah yürü ya kulum dedi. Müzik hayatına atıldım. 23 yaşından sonra çok inanılmaz bir popülariteye ulaştım ve sonrasında yani şu anda bir şeyleri hani güzel yaşarken gören bazı arkadaşlarımız tabii ya para var, huzur var. Tabii diyor, diyor sen diyor zaten rahat diyor. Niye düşüneceksin ki? Ya arkadaşım diyorum ki benim çektiğim çileyi, sıkıntıyı, verdiğim mücadeleden hiçbir şeyden haberim yok. Tamam, hak veriyorum sana. Çünkü haberin olsa belki farklı bakacaksın. Ön yargılarını ilk kıracaksın benimle alakalı diye. Dememe rağmen bu tarz düşünen insanlar sadece beni üzüyorlar. Yoksa ben hayatımın bu şekilde mücadeleyle geçmesi üzerine çok hem şanslı buluyorum kendimi hem de çok mutluyum. Düşünsenize monoton, baba parasıyla kredi kartları ağzına kadar dolu, harca oraya, harca buraya. Hayattan zevk alamazsın, vizyonunu geliştiremezsin. Yani kendini kurtarmak istediğin ya da sıyırmak istediğin ya da hayatın sana sunduğu zorluklara bir çalım atmak istediğin için mi bugün bu kadar başarılı bir adam oldun alanında? Bunu mu anlamalıyız burada? Önce Allah nasip etti tabii ki. Sonrasında da mücadeleyi bırakmadım. Mücadele benim için, çünkü hayat zaten bir mücadeledir. Doğarız, son nefesimizi veririz. O dengeyi o zamana kadar, o son nefese kadar hep mücadeleyle geçer. Siz 70 yaşınıza geldiğinizde de başka şeylerin mücadelesini verirsiniz. Sağlıkla alakalı mücadeleler verirsiniz belki. Ya da ailenizin yapılanmasıyla alakalı mücadeleler verirsiniz. Yani o kısacası o mücadele hiçbir zaman bitmez. Ve ben mücadeleleri küçük yaşta kendimi hazırlamazsam, şunun farkında vardı bende, kendimi hazırlamazsam ileride ben tökezlerim. Tökezlersem yanımda kimsem yok. Yani ailemin durumu belli zaten, kendimize yetiniyoruz anca. Benim hani düştüğümde benim yanımda duracak, çünkü para ve madde başka bir şey. Hani Allah düşürmesin kimseyi, düştüğün zaman anlıyorsun dostunu da, sevenlerini de. Her şeyi o zaman algılıyorsun. O yüzden ben o risklere girmek istemedim. Hep güçlü olma arzusuyla yaşadım hayatımı. Güçlü olmalıyım. Ayaklarım üzerinde durmalıyım. Ve birileri bana bir şey söylediği zaman da kendi gücümle cevap vermeliyim. Başkalarından aldığım güce dayanaraktan ya da başkalarından aldığım yetkiye dayanaraktan değil. Kendi özgür, hür irademin verdiği bana ve kendi kazancım, kendi mücadelemin bana verdiği yetkiye dayanaraktan bir cevap verebiliyorsam ne mutlu bana hayatta. Doğru. Bununla uğraştım. Bunlarla... Bu şekilde mutlu oldum. Gurbettesin. 13-14 yaşına kadar baba yok başında. Az önce de dedin ya davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Siz benim ne çektiğimi biliyor musunuz mesela? Sizi benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Rahmet olsun Ahmet Kaya. Ahmet Kaya'nın ruhu şad olsun. Peki en canını yakan tecrüben ne oldu? Tek hissettiğinde ya da ayakta kalmaya çalışırken. Fransa'da 3 gün aç kaldım parkta. Biz bayağı bildiğiniz böyle Suriyeli arkadaşlar gibi işte göçmen arkadaşlar gibi tırın dorsesinde kaçak yollarla İngiltere'ye girmeye çalıştık. İlkinde yakalandık. Yakaladı polisler bizi. Normalde sığınma kampına ya da geri iade edilir. Annen, kardeşlerin? Annem, ben, ablam. Ha. Küçük kardeşim orada doğdu. Şu an 19 yaşında. O yüzden göçmenlerin böyle sınırdan bir yerlere gitmeye çalışıyorlar, bir şey, bir hayat mücadelesi vermeye çalıştıklarını gördüğümde inanılmaz üzülüyorum. Çünkü aynı yoldan geçtim ben. Tırın dorsesinde bu şekilde böyle aman yakalanacağız, köpekler dışarıda geziyor, tır arattırıyorlar falan. Ne macera. Sonra normalde prosedür şudur. Sizi yakalarlar, alırlar. Önce bir karakola götürürler. Karakolda nereden geldiniz, hangi ülke? Zaten kimsenin üzerinde pasaport, bilgi, hiçbir şey yoktur. Türkiye mi? Türkiye. Oo, Türkiye. Tamam. Yolla, paketle gitsin Türkiye'ye. Geri. Yapmadılar. Çok acayip, enteresan bir şekilde bir de Fransız polisi yani bunu yapan. Yakalandınız bildiğiniz. Yakalandık. Biz bildiğin yakalandık. Sonra aldılar bizi. Ekip otosuna bindirdiler. Kale şehriydi o zaman. İşte kale isterler. Tam İngiltere'de Dover denen liman kentine geçişi sağladığınız kale şehri. Kale şehrinde bizi aldılar. Bir parkın oranın ortasında büyük bir park var. Parka götürdüler ve açtılar kapıyı. Gol. Sonrasında öğrendim işte tabii öğrendim, araştırdım. Neden böyle bir şey yaptılar? Neden bir göçmeni böyle serbest bıraktılar kendi ülkelerinde diye. Tam da o saat 6-7 saatleriydi.
ve akşam mesaisinin bittiği saatlerde uğraşmak istemiyorlar. Bizim prosedürümüz o formlar dolduracak, sağlık kontrolü yapılacak, bilmem ne yapılacak. Adamların büyük bir ihtimal bir daveti vardı, bir şey vardı. Allah yüzümüze baktı yani, öyle bir insanlara denk geldik. Bıraktı adamlar bizi ama işin kötü tarafı şuydu. O 3 gün nasıl oldu peki? 3 gün tuttular mı? 3 gün şöyle kaldı. Yok, 3 gün parkta yattık biz. Ha. Yani şu yönden yattık. Çünkü üzerimizde hiçbir para ya da pasaport ya da bilgi hiçbir şey yoktu. Çünkü yakalanırsak üzerimizdeki işte o zamanlar Hollanda floreni vardır. Kulde. Daha euro falan yoktu. Gayet yeterli bir para harçlığımız da vardı yanımızda. Ama bizi götüren şebekeci bıraktırdı paraları Hollanda'daki akrabalarımıza. Biz böyle... yani hiçbir şey yok üzerimizde böyle. Tertemlik bir sonra gittik kaldık. Telefon açacağız. Telefon açacak paramız yok. Yani bizimkinler İngiltere'de bekliyorlar. Babamlar, akrabalar Hollanda'da. Almanya'dakiler var bir de. Biz yakalanmışız, haberleri yok. Bu çocuklar nerede? Babam oradan delirdi. Yani adam çıldırdı ki çocukların başına bir şey geldi. Öldüler mi kaldılar mı? Telefon açacak paramız yokken orada Kosovalı mültecilere rast geldik ve üçüncü günün sonunda o arkadaşlarımızın bize yardımlarından dolayı biz tabii telefon açma lüksünde bulunduk. Telefon açtıktan sonra zaten 3 gün sonra geldi. Şimdi diyeceksin ki neydi senin hayatındaki yani en zor anlar? O 3 gün boyunca biz aç susuz yaptık orada ve açlığı ben öğrendim orada. Açlık nedir çok iyi bilirim. Bir insan 3 gün yemek yemediği zaman halüsinasyon gördüğünü ve acayip de enteresan bir duruma düştüğünü. Ha, algılarımız açıldı. Bayağı bir değişik şeyler görüyordum böyle. Hayaller dünyasına girdim bir anda. Hakikaten halüsinasyon... Yani harikalar diyarımdı diye. Hakikaten halüsinasyonlar falan görmeye başladı mı açlıkta? 13 yaşındaydım işte. 13 yaşında çok acayip görüyordu. Enteresan su içiyorduk. En son hırsızlık yapmaya kadar düşünüyordum. Yani gidip çalacağım marketten bir şey. Öleceğiz açlıktan yani. Parkın dibinde çalılıkların arasında 3 gün yatıyorduk böyle. Dazlaklar, hippiler, acayip bir değişik hippi demişim. Şey, holiganlar böyle. Enteresan insanların korkusuyla çocuğuz daha yapacak bir şey yok. Yani zaten o hayat bana orada verdi şeyi. Başlangıcı verdi. Yani öyle bir ağır verdi böyle ki ağır verdi ki yani oradan başarıyla çıkarsam dedim ben zaten bana top vursalar yıkılmam. Ki Allah'a şükür çok zorluklar yaşamama rağmen hep bir şekilde kalkabiliyorum. Küllerimden tekrardan doğabiliyorum. Ne kadar zorluklarla karşılaşsam da yine de bir şekilde hayra yorabiliyorum. Hayra götürebiliyorum işin sonucunu. O benim hayatımda... Bir de sen tecrübelerden beslenmeyi seven bir adamsın. Yani sana bir şey dışarıdan hazır verilmesi ya da dışarıdan bir şeyin sana öğretilmesi, tavsiye edilmesi... Yemekten nefret ederim. Hazırım bir şeyin bana hazır gelmesinden nefret ederim. Yanımda evet yardımcılarım var şu an şey yapanlar ama... Hayatı tecrübe ederek yaşamayı seven adamlar var. Hala da temizliğe yardım ederim, yemek yaparken yardım ederim, işte yatağımı toplarım. Yani evde benim sağ olsun bir arkadaşımız var bize yardım ediyor. İşte köpeklerim var, köpeklerimle ilgileniyor. O çocuk evde bir hizmet bir şeyler yaparken ben ona hala da yardım eden bir insan. Çünkü hazırdan nefret ederim. Bir şeyin mücadelesini verdiğiniz zaman tatlı. Mücadelesini vermediğiniz şey zaten sizin değildir. Ya da şunu anlatmaya çalışıyorum. Yusuf bu bardağı itme düşecek. İtip düşüreceksin onu. Ondan sonra bunun düşüyor olduğunu anlıyorsun. Yok, doğru mu? Öyle değil. Onu düşmeden algılıyorum ben. Ha. Analizcilik orada. Analizcilik ruhuyla diyorsun. Analizcilik ruhuyla onu ben düşmeden... Aslında farkındalıktır. Mesela ben korkuya çok karşı bir insanımdır. Korku. Aslında korku diye bir şey yoktu insanlık yaratılıktan. Korkuyu insanlar yarattı. O yüzden hani farkındalıktır bu aslında. Ya bunu düşürsen kırılacak abi. Ya da elini ateşe sokarsan yanacaksın. Ya da arabalar vızır vızır giderken orada yolun ortasında durursan çarpacak. Ya da uçaktan aşağı atlarsan ölürsün paraşütsüz. Yani bunlar farkındalıktır aslında. Yani bu farkındalıkların erdemine erdikten sonra, algısını oluşturduktan sonra kendi karakterinizi her şey kolay geliyor. Yani. Peki envai çeşit iş yaptın. Satış pazarlamaya kadar uzandı. Pazarlama müdürlüğüne kadar. Müziğe olan yeteneğin vesaire falan nasıl fark etti? Bu arada çok özel ve hemen hemen hiçbir yerde paylaşmadığım bir bilgi paylaşacağım. Çok ya benim hayat hani bir insana sorarsınız ya hayatının dönüm noktası ve Allah'ım ne büyüksün dediğin şey yaşadın mı? Acayip bir şey yaşadım. Neyim? O aç susuz yaptığım parkta sanatçı olduktan 2 yıl sonra konser verdim. Şaka Türk Festivali'nde konser verdim. Ve
tam o parkta yani. O aç susuz gezdiğim parkın içinde ben sahnede... hissettin ya? Ne hissettim? Delilik ya. İnsan kafayı yer. Hani gözlerim doldu. O hikayeyi anlattım orada. Yani insanlar çok etkilendi. Ben anlatırken ağladım. Gözümden yaş geldi öyle. Ya dedim o yüzden dedim bak arkadaşlar dedim. Hayatta ne kadar zorluklar içerisinizde kalırsanız kalın hiçbir zaman ümidi kesmeyin. Ne kadar zorluğa sokarsan ne ki size mükafatı daha büyük olacaktır. Ne kadar dibe batarsanız kalkışınız daha güçlü olacaktır. Bunun farkındalığını anlarsanız, şükrederseniz tadından yenmezsiniz. Çok güzel bir hayatınız olur bu dünyada. Müziğe ilgini ne zaman fark ettin? Hiç yani oldu. Şeyi biliyorum, o hikayeyi biliyoruz. İşin o kısmına çok fazla girmek evet, istemiyorum. 7782. anlatacağım. Ha yok, oraya onlara girmeyeceğim. Rafet'le nasıl tanıştınız? Ha yok, onu geç. Senin müziğe ya olan... Ya bu arada Rafet abi de yakın zamanda babasını babacını kaybetti. Nurların içinde yatsın. Hakikaten başı sağ olsun sevgili Rafet'in de. İşin o kısmı hakikaten 7800 kere anlattığın için orayı geç. Hani müzik piyasasına bizlere... ismini sevdiren, tanıtmayan vesaire vesile olan Rafet El Roman'dı. Ayrı. Ondan ama ondan sonra, önce de müziğe başlamama vesile olan 3 yıllık çektiğim aşk acısıydı. Aştı. Sevip bir kızı Allah Allah. Aşkındı. Tabii. O sözleri ben aşkı viraneler, heder oldumlar, git bedenim buralardan, aşkım aşklarından bulasınlar, bir sevdan masalılar falan neler neler o şarkıları hep o kıza yazmıştım. Tamam yazmak ayrı bir şey de sesinin güzel olması vesaire falan bu bilinen senin böyle dost meclislerinde ne bileyim. Yok bilinen şey değildi ben ilk şarkı ne zaman söyledim 20 yaşında söyledim. İlk şarkı onu da bir kuzenimin düğününde söyledim. Hasbelkader eline mikrofon tabii verdiler. Tabii gırgırına şamatasına evet mırıldandığım zamanlar oluyordu. Özellikle işte o dağıtım işte işiyle ilgilendiğim zaman. Pazarlama yaptığımız, müdürlüğü yaptığımız süreçlerde. Çünkü İskoçya, Galler, İrlanda, İngiltere dörtlüsü arasında yapıyordum bu işi. Haliyle çok uzun yol tüketiyordum. Bazen oluyordu 5000 kilometre yol yapıyordum bir haftanın içerisinde. Acayip bir yol kat ediyordum. Haliyle çok çok boş zamanım olduğu için de yolda da çok müzik dinlediğim için de müzik kulağımı ilk orada keşfettim. Müzik kulağım ne oldu? Çünkü şarkıları dinlerken farklı farklı melodiler mırıldanmaya başlamıştım. O mırıldanmaları sonra gittim bir tane bir voice recorder aldım işte ses kayıt cihazı. Onu işte içinde küçük tapesi var böyle. Aldık kaydediyorum işte. Ay güzel olur diyorum ya dur. Gözlerine baktığımda lan oluyor dedim ya Allah Allah çok güzel oluyor dedim. Allah Allah dedim dur bakayım bunun biraz üzerine gideyim demeye kalmadan zaten bir ayrılık acısını da yiyince öf nasıl döktürüyorum nasıl döktürüyorum Allah böyle bir yazı Allah. Böyle bir kalem yok böyle bir yazı yok ben ilk Rafet abi kızdan Allah razı olsun o zaman ya sonrasında zaten işte aradan bayağı meşhur oldum artık tabii her yerde şarkılarım dinleniyor inanılmaz bir popülaritem var iki sene sonra onunla da tekrar çıktım demedi bana ulaştım bana bir şekilde şaka yapıyorsun tanıştık görüştük böyle işte biraz gırgır bir kızdı böyle şakacı bir kızdı. Lan deyip şaka maka diyor sayemde diyor benim ünlü olduğunu dedi tamam mı? Ben olmasam dedi mümkün değil şey yazamazdım şarkılar. Vallahi dedim doğrusun. O zaman dedi %20'si benim diyor bir tane kazancım diyor. Gırgırına şimdi atasını söylüyor. Ama gerçekten öyle o kız benim hayatımın dönüm noktası oldu. Hani müziğe başlangıç ve şarkıları yapmam ondan geldi. Yusuf hiç düşündün mü senin hayatında böyle bir karma olabilir mi yani? Hani sana bedel ödeten, acı çektiren vesaire şeylerle sonrasında dönüyorsun dolaşıyorsun bir yüzleşiyorsun. İsteyerek ya da istemeyerek. O park, o açlık, o kız, o aşk acısı dönüyordu. İntikamcı mısın? Çok şanslıyım. Ben kendimi çok şanslı bir insan olarak görüyorum. Hiç boş hayatım, boş zamanım geçmedi. Hep entrikalar, acılar, acayip acayip şeyler böyle. Yani çok güzel yaşadım. Dolu dolu yaşıyorum. Hala öyleyim. Yani zorluklarla, acılarla, mükafatlarla, güzelliklerle, güzel insanlarla, kötü insanlarla. Yani bir hayatta ne olur? Bir insanın başına ne gelebilir? Her şey geliyor başıma ve hepsinden ders çıkartıyor muyum? Kesinlikle ders çıkartıyorum. Hatalarım oldu mu? Çok oldu. Yanlışlarım oldu mu? Oldu ama en azından ikinci ve üçüncü aynı hataları hiç yapmadım hayatımda. Çok şu lafı çok severim. Hata yapmak insanlara tekrar aptallara mahsustur diye. Çok hoşuma gider. Leyla Alat onun adı. Kesinlikle. Yani hayatta her şeyi deneyeceksin zaten. Yani en büyük hatan neydi? Kendinle yüzleştiğinde. En büyük hatam neydi? Boşver söylemeyeyim ya. Söyle merak biraz, edin. Biraz siyasi olacak. Hata değildi aslında. Ya malum az çok insanlar benim bilir. Ne kadar devletine, ülkesine, vatanına, bayrağına bağlı
Ya bu aslında hani bu özel bir şey değil aslında. Bu herkesin olması gereken bir şey, anlıyor musun? Ben bunu anlatırken hani böyle böbürlenerekten bak ben vatanperverim. Bu arada vatanperverim ben, vatansever değilim. Bunu böbürlerini böbürlerine anlatacak bir durum yok çünkü çok normal bir şey bu. Herkesin yani her Türk bireyinin, Türk vatandaşının ya da Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de yaşayan farklı atıyorum Kürt de olabilir, Çerkez olabilir, Laz olabilir. Ben ayrıştırma ve kutuplaşmaya zaten sonuna kadar hep karşı bir insandım. Ben zaten o ayrışmaları yurt dışında görmemiştim. Türkiye'ye geldikten sonra öğrendim ne yazık ki. İşte Türk, Kürt şeylerini böyle. Yani o yüzden ben her zaman bir yerlere geldiğimi hissettiğim anda bir şeyler daha da fazlasını yapmam gerektiğini ve bugün bunları da ülkem için ve insanım için, insanlarım için, milletim için yapmam gerektiğinin erdemliğine erdikten sonra bir şeyleri değiştirebilirim diye düşündükten sonra haliyle belli bir yola çıktım. Ne yazık ki bu yolu yanlış algıladılar. Beni hep hükümet yanlısı diye lanse ettiler ki değilim. Sonuna kadar da söylüyorum. Değilim, ben devletçi bir adamımdır. Devletimiz bize emreder, emir verir, biz yerine hükümet getirmek yanlısı, zorundayız. Hani, hükümet yanlısı değilim mi dersen, hükümet yanlısı değilim, o zaman onun tam tersi hükümet karşıtıyım mı? Galip olarak değilim. Mı? Karşıda da değilim. Ha. Ben humanist bir adamım. Ben humanizme savunan bir insanım. Peki hükümetle beraber... Ben sevgi üzerine hayatımı şekillendiren bir insanım. İnsanların birbiriyle sen ocusun, sen busun, sen sağcısın, sen solcusun, sen komünistsin, sen devrimcisin, sen işte... Sünnisin, sen Alevisin, sen işte muhafazakarsın, sen deistsin, sen ateistsin. Ya bunları Allah rızası için takılmayalım. Ya bunlar birilerinin oluşturduğu kutuplaşmak için ve ayrışmak için siyasi rollerdir. Ben bunlara hep karşısındayım. İnsanların algılayamadığı belki de ne biliyor musun Yusuf? Sen diğerlerinden biraz daha farklısın. Bak, insanatçı ne yapar abi? Akşam nerede konser vereceğiz? Bu hafta ne var? Bu bilmem ne var? O var, bu var, bilmem ne var vesaire. Hayranlarım, kızlar, imza, bilmem vesaire. Dışarıdan böyle bir hayat yaşanıyor gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Ama kızlar, sen ne yapıyorsun? Ha, kızlar, partiler, bilmem ne falan filan. Sen ne yapıyorsun abi? Oturuyorsun, işte bir yanda ciddi bir hayvan sevgin var, da doğa tabiat sevgin var, denize tutkun var falan filan. Ondan oturuyorsun, düşünüyorsun işte Kürt Türk meselesi, işte Alevisi, Sünnisi mezhep bilmem ne, o bu Mehmetçiye moral vermeliyim, işte efendim kadın hapishanelerinde... Gidip oradaki halkımızla iç içe sanatımızı... Kadın hapishanelerinde doğan çocuklar var. Hayata 2-0 mağlup başlıyor bu çocuklar. Bu çocukların ihyası noktasında ne yapmalıyızı düşünüyorsun vesaire falan filan. Yani uçuk bir adamsın. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunlar da tam bu zamana denk geldi. Dolayısıyla insanlar seni hayatı düzeltmeye ya da yaşamın önündeki bu yolculuktaki çakıl taşlarını temizlemek değil de bunları hükümetin yanında, çok özür dileyerek söylüyorum, yüreğimi bilen bir insansın. Hükümet yandaşı ya da işte daha yalakası ya da diyeyim gibisi düşünmeye başladılar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve bu zamanı. Ha, bu bir tercihtir. Eleştirmiyorum. Ben eleştiririm çünkü bir sanatçı her zaman hümanist olmalıdır. Apolitik olmalıdır. Herkese hitap etmelidir. Bir siyasi partinin sempatizanı olmamalıdır. Destekleyebilir ama ayrıştırmadan. Sen tüm bu işleri yaparken apolitik bir kimlikle mi yaptın? Apolitik bir kimlikle yapmak isterken bir anda siyasetin ve kutuplaşmanın ortasında, çatışmanın ortasında buldum kendimi. Ve sonrasında diyorum ki, ya arkadaşlar ben ortadayım, bakın ben ne oradanım ne buradanım. Hayır, olamazsın, sen omurgasızsın. Senin bir duruşun yok. Ya Allah Allah, niye bir illa bir yerden olmalıyım, niye beni sınıflandırıyorsunuz? Bırakın benim bakış açım, ya amacım farklı. Düşüncelerim farklı, planlarım farklı. İşte az önce söylediğiniz gibi hani ben yani hayvanlar için bir şey yapmak istiyorum, tabiat için bir şey yapmak istiyorum, doğa için bir şeyler yapmak istiyorum. İşte Güneydoğu'daki insanlarımız için, halkımız için, gençler için, kardeşlerim için bir şeyler yapmak istiyorum. İşte hapishanede doğup da orada yaşamak zorunda kalıp da hayata 1-0, 2-0 mağlup olarak düşünerekten başlayan çocuklar için bir şey yapmak istiyorum. Down sendromlusu, sokakta yaşayan çocuklusu, kimsesizi. Ya ben bu üne, bu şana, bu şöhrete... İlk başta söylediniz ya, güzel arabalara bineyim, güzel kızlarla takılayım, efsane evlerde oturayım, 10 numara hayat yaşayayım, yiyeyim, içeyim, geziyim, tozayım. Abi ben bunun için bunlara sahip olduğumu düşünmüyorum. Allah bana bunu bunlar için verdiğini düşünmüyorum.
Tamam, güzel yaşamak herkesin hakkı. Eğer ki imkanların varsa da zaten güzel yaşamak. Ama yani birey bence değil, bizci olmalıyız abi. Biz yani sonuçta benim bir gücüm var değil mi? Allah aşağı yukarı. Yani bir iyi kötü bir gücüm var. Ben kitlelere hitap eden bilen bir insanım. İstediğimde milyonlarca insanlara bir anda ulaşabilen bir insanım. E neden bunu bunun için kullanmıyorum? E tamam, oturdum, yedim, içtim, gezdim, her şeyi yaşadım. En güzel arabalara bindim, en güzel evlerde oturdum. Ama bu ben değilim. Olmadım da hiçbir zaman. Hep biz zaten bir şeyler yapma derdindeydim. O yüzden de neydi benim derdim? Anlatamadım bunu. Benim zaten hani pazarlama müdürlüğü yapmış bir adam anlatamadı kendini, düşünebiliyorsun. Çünkü kimse kendini pazarlayamaz. Yani anlatamaz. Tersi kendi sökümünü dikemez hesabı. Yapamadım. Tam o çatışmanın ağır olduğu süreçte ortada ben günah keçisi seçildim. Koydular adımı. Çünkü neden? Bak, başta çok kızıyordum. Hala da kızıyorum bazı kişilere. Bu hani hala da kutuplaştırıp hala da böyle yancı olarak, yandaş olaraktan hitap ettirdi, lanse eden bazı gazeteler vardır mesela. Ya bu arkadaşlara hala kızıyorum. Ya koca koca insanlarsınız. Ben diyor geçen mesela bu TT olmuştum. Bilirsen bu işte astral seyahatle alakalı, işte Mars'a gittim, Ay'a gittim. Ha. Ya olayın aslını açıklama ya dinlemeden ya metafizikten bahsediyorum. 3 yıldır ben bu metafizikle beraber Peru'suna gittim, şamanlarla görüştüm, Nepal'e gittim, Katmandu'ya gittim, Tibet'e çıktım, manastırlarda rahiplerle onların o üçüncü göz, epifiz bezini nasıl çalıştırabiliriz, ruhani boyuta nasıl geçebiliriz? Ya bu iç huzurumuzu, iç benliğimizi, ki Türkiye olaraktan zaten millet olaraktan bizim en çok ihtiyacımız olan şey iç huzur. Huzurumuz yok bizim. Ya sağcısı, solcusu, devrimcisi, komünisti, muhafazakarı, Alevisi, Sünnisi, Kürt'ü, Türk'ü, Çerkezi, ya deisti, ateisti, hepimiz mutsuzuz abi, mutsuz. Tek mutlu olanlar zaten parayı indirgendi yapanlar şu an bu sistemin içerisinde. Onları zaten yatacak yerleri olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar nasıl can verecekler bilmiyorum. İnsanların kul hakkı yiyen insanlar karşısında benim Allah'a çok şükür hatalarım oldu, günahlarım oldu. Hepimiz günahkarız. Hepimiz hata yapıyoruz ama çok şükür hiç kul hakkım olmadı. Ya hiç kul hakkından ben ceza almayacağım. Bu benim için en gurur verici taraf bu. Ben bu mücadelenin içerisinde bunlarla uğraşılırken ya mübarek, metafizikten bahsediyorum, ruhani boyuttan bahsediyorum. Adam direkt başlığa şunu atıyor. Alıyor Sayın Cumhurbaşkanımızda olan fotoğrafımı. AKP'li yandaş sanatçı. Ya Allah Allah. Ya arkadaşım, koca koca adamlarsınız. Koskoca gazetelerde köşe yazarlığı yapıyorsunuz, başlıklar atıyorsunuz, gazetecilik yapıyorsunuz, insanlıktan bahsediyorsunuz, hak hukuktan bahsediyorsunuz, medeniyetten, yani aydıncılıktan bahseden insanlar insanları kutuplaştırmaktan başka yaptığı bir şey yok. Birbirimize düştük ya. Ya ben şu anda hiçbir sanatçı arkadaşımla görüşemiyorum. Niye? O arkadaşlarımız aslında sempatizanlık yapan arkadaşlarımız kendi gözlerindeki çöpleri görmüyorlar. Ben hayatımda hiç kim bir siyasi partinin bir sloganını paylaşmadım. Hiçbir siyasi partinin bir... Ha 2-3 defa bak, yalan konuşmam, ben yalandan nefret ederim. 2-3 defa AK Parti mitinglerine katıldım. O da yemin ediyorum tamamen ikili ilişkilerin hatırından dolayı artık abi yapma, gözünü seveyim ben yani, ya olmaz, yanlış, orada benim görünmemem lazım dememe rağmen beni kırmayacaksın demelerine rağmen o kıramadığım insanlar için gittim. Yanlıştı bak, bu hataydı. Bunu gayet söylüyorum, hataydı. Çünkü sanatçı kutuplaştırma. Zaten insanlık, ortalık o kadar karışıkken niye bunları yapıp da iyice insanları bütünleştirelim? Birisi başka bir slogan söylüyor siyasi partinin, öbürü başka bir şey söylüyor. İnsanlar arada birbiriyle savaşıyor, çatışıyor. Oysa ki biz birbirimizi ne kadar seviyoruz. Türk halkı çok özel bir halk. Yani, ben şeyi doğru mu algıladım? Sen şimdi Mehmetçi'ye moral konserlerini vesaireleri falan filan aklına getirdin. Mehmetçi'yi yükseltmek gerekiyor, istiyorum bunu dedin. Yükseltmek değil, yani doğru söyleyelim orasını. Ben zamanında elimde olmayan sebepten dolayı, çünkü ben daha yeni müziğe başlamıştım. Böyle kontrat imzalamıştım ve altında kontratı feshedersem 2009 yılında 500 bin dolarlık bir cezai şartnamesi olan bir kontrattan dolayı da ben uzun dönem askerle gitmek isterken o kontrattan ve ben daha yeni parlamışım, yeni popüler olmuşum, yatırımlar yapılmış. Ben uzun dönem askerle gitmek isteyince yapım şirketim bana buna izin vermedi ve bedelli yapmak zorunda kaldım. Mecbur bırakıldım ben bunu, anlıyor musunuz? Mecbur bırakıldım. Çünkü benim isteğim değildi. Ya bir tanesi şu an birine verilecek, diyecek ki askerlik yoklaman geldi ama bedelli imkanım var. Ya hayır efendim, ben uzun dönem gideceğim. 3-5 kişi çıkar Türkiye'de ya. 3-5 kişi.
80 milyonun belki de 70 milyonu. Bunu bir borç milyonu, olarak mı gördün Mehmetçiğe? Bu benim üzerimdeki hep bir nasıl söyleyeyim böyle bir... Vebal mi hissettin? Vebal hissettim, borç hissettim. Bu ben değilim. Bu kadar vatanını seven bir insan gidip de bedelli ya. Ben hak verilmesi lazım. Düşünsene bak, hak veriyor bunu sana. Devletin veriyor bu hakkı. Ona rağmen kötü hissettim kendimi. Evet tamam Yusuf Güney. Zamanlama çok kötüydü. Çünkü tam popüler olduğum zamandı. Gidersem 15 ay tabii ki de sıkıntı olacaktı. Hak da verdim yapımcılara da. Sonuçta adamlar bir emek harcadılar, bir ödenek peki yaptılar. Sonrasında şu yemin ettim kendime. Ölene kadar senin şafağın karanlık, yani şafak kaç diye sorarlar ya işte 76, 128. Senin şafağın karanlık, bitmeyecek. Ölene kadar Mehmetçiğimize, askerimize, emniyet teşkilatımıza moral konserleri vereceksin. Üst bölgeler, güneydoğular, her yere gideceksin. Onunla beraber de hazır o işi yaparken de oradaki yaşayan insanları da halkı da o kutuplaşma ayrışmanın içerisinden alacaksın, birbiriyle buluşturacaksın. Birliklerin, komutanlıkların, tugayların içerisinde 22 tane konser verdim ve orada yaşayan halkımız, vatandaş, gençlerimiz de askerimiz tugayın içerisinde halay çekiyorlardı. Ben Kürtçe şarkılar okuyordum, Türkçe şarkılar okuyordum. Ya ne kadar güzel bir şey, düşünebiliyor musunuz? Bak hiçbir siyasetçinin, yapamadığı bir şey yaptım ben. Açık açık da söylüyorum. Kralı gelse yapamaz zaten bunu. Bunu yapamazdı abi. Bizim zaten rolümüz budur. Bu ülkede ekmeğimizi kazanıyorsak yapmamız gereken şeyler budur. Geziyoruz, tozuyoruz, arabasına biniyoruz, evinde oturuyoruz. Tamam, Allah bize nasip etmiş, yapmış. Ama bizim görevimiz var. Hayata bir görevimiz var. İnsanlığımıza, vatandaşlarımıza, ülkemize, devletimize bir görevimiz var. Öyle yani boşuna verilmedi bunlar, bu Türkler bize. Ben bunlarla mücadele ederken... tamamen yapmak istediklerimde kendimi yeterli bulmadım haliyle. Daha fazlasını yapmalıyım. Daha çoğunu yapmalıyım. Daha çok başarı elde etmeliyim. Ama kendi çıkar ve menfaatlerim için değil. Vallahi de, billahi de, tillahi de o kadar ilişkilerim sağlamdır. Hala sağlamdır. Tabii ben haksızlığa ve yanlışlara susmadığım için şu anda çok tepkiler alıyorum hükümet tarafından, ama canları sağ olsun. Hala da düşünebiliyor musunuz? Hani bir şeyleri yapmak istedikçe birileri hep taş koyuyor ve kendi çıkarını düşün. Boş ver ya, ne uğraşıyorsun? Kendi menfaat. Çünkü yıllardır böyle yaptılar. Yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gittiler. Efendim sizi çok seviyoruz ama işte şöyle derdimiz var. Efendim şunu işimizi halletseniz. Efendim şöyle. Hep böyle bunlarla yaptıkları için de bu arkadaşlar beni onlardan zannetti. Bak hak verdim. Sonrasında hak da verdim. Çünkü kurunun yanında yaş dayanar. Öyle miydi? Nasıl? Kurunun yanında yaş dayanar muhabbetiyle. Neyse bu işler buralara kadar geldi ve ben günah keçisi ilan edildim. Şu anda mutlu muyum? Aslında bila bedel yaptığım Mehmetçiğe moral konserleriyle birlikte senin hükümetle olan ilişkilerin güçlendi. Tabii mesela, ki de. Değil mi? Zaten ama bizim bakın bir sanatçının yapması gereken şudur. Devletini tamamen sonuna kadar güvenip, bağlı kalıp, rol modeli olup, ülkenin sıkıntılarını, sorunlarını, olması gereken şeylerde de altyapısında bulunup, aslında rol modeli böyledir. Hani ön plana atıyorum, birileri kadınlara olan, kadına şiddetle alakalı sempozyumlar düzenlemeli, onun öncüsü olmalı, onun karşıtı olması için, işte onun olmaması için, bir daha yaşanmaması için önce olmalı. Öbürü bir kişi hayvan haklarıyla alakalı, öbürü sokakta yaşayanlarla alakalı. Birimiz Mehmetçiğe gidelim, öbürümüz başka yere gidelim, öbürümüz Güneydoğu'da ilgilensin, oradaki daha imkanların güzel olması için. Yani ben bunların mücadelesini verdim ve bunlarla ilgili de tabii ki de kime gideceğim abi, ben devletime gideceğim, kime gideceğim? Yani onu hükümete gidiliyor. Hükümete yanaştı. Ya zaten ben arkadaşlar ayda 20 tane konser yapan adamdım zaten. Ya bir ayda 20 tane konser yapan bir adam 25. konser için mi gidip yanaşacak ya da yalakalık yapacak? Ya da 30. konser için mi yapacak? Yani benim öyle bir sıkıntım yoktu zaten. Ben elimin tersiyle o şöhreti, popülariteyi bir kenara bıraktım. Dedim ki tamam, yaşayacağını yaşadın. 13 yıldır da bu müzik piyasasındasın. İyi kötü ki hayran kitlen de senin bu duruşundan rahatsız olacak da çok ciddi bir kitle vardı. Yani senin hükümetin yanında olmandan bütün hayranların memnun olmayacaktır şüphesiz. Doğru mu? Onu da göze aldın. Haklı olaraktan, çünkü ayrışma ve kutuplaştırma had safhada olduğu bir dönemde yaptım ben bunu. Tabii. Çok tehlikeli bir peki, dönem yaptım. Peki bugüne ben geldiğinde daha... sen yine sosyal medya vesaire bir paylaşım yaptın ki senin zaten başına ne geliyorsa bu sosyal medyada yaptığın paylaşımlardan geliyor bildiğimi, anladığım kadarıyla. Yani haksızlığa susan... Ne oldu şu an, ilişkiler biraz sıkıntıya girdi. Sıkıntılı abi, çünkü niye ne sıkıntılı? Ne oldu, neye tepki verdin sıkıntılı peki? Sıkıntılı, yani şunu söylüyorum ben her zaman, bakın biz bir topluluğuz.
tek birey şey, tek birey adı altında, bireylik altında biz topluluğuz değil mi? Ve hepimiz mutsuzuz. Hiçbir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Yanlış insanlar hep ödüllendirildi. Hep yanlış insanlara söz hakkı verildi. Hep kendi çıkar ve menfaatini düşünen insanlar el üstünde tutuldu. Ben de diyorum ki bu arkadaşları bırakın artık, unutun. Çünkü bu arkadaşlar size zarar veriyor. Bu arkadaşları yücelttiniz, başınızı tepenize çıkardınız. Ya bir tanesinin bir Allah kulunda faydası yok. Ya neden hala bu insanlar ön planda? Yapmayın, para mara vermeyin. Ağlayana meme verirler ya, bunlar biberonla yapmaya başladılar. Yapmayın, yanlış. Bunlara susmayıp söylediğim zaman da kötü adam, kötü kişi oldum. Şu anda işte hem zaten o taraf sevmiyor, hem bu taraf böyle artık arafta mı kaldı sürekli yani? Konuşup. Hiç gocunmuyorum, hiç umurumda da değil. Bak açık ve net söylüyorum, umurumda da değil. Günün sonunda benim bileğimde bir altın bileziğim vardır. Çıkarım şarkımı söylerim, müziğimi yaparım, sevenlerimle buluşurum. Ama beni üzen nokta şuydu, anlaşılmadım. Anlamadılar beni, dinlemediler beni. Bırakmadılar ki kalbimdeki, gönlümdekileri anlatayım şöyle. Yapmak istediklerimi anlatayım. Derdimin benim ne kadar gerçekten de insani ve humanist olduğunu göstermek istedim. Çünkü ben doydum. Yaşadığım bu güzel lüks hayattan doydum. Artık bir şekilde bir şeylerin ucundan tutup... Yusuf'tan hani 35 sen... yaşındasın ama doydum demek için çok erken değil mi? Yok doyuyorsun. Ben 14 yaşında başladım çünkü. 34, 20-22 sene yaşmış aradan. 22 sene çok uzun bir zaman. Çalışmak için evet ama kazanmak... Ama ben 14 yaşından beri güzel yaşıyordum. Kazanıyordum çünkü. Ha. Çalışıyordum, kazanıyordum. Bileğimin hakkıyla kazandığım şeyleri güzel yaşıyordum. Sistemi çözmüştüm. Hayat bir matematiktir. Matematiğini çözdüğünüz anda çok güzel yaşarsınız. Yani artık büyük yaş, paralara ihtiyacınız yaş yok. 35, yaşın yarısı gibi. Hayır, asıl artık emeklilik gibi mi hissediyorsun? Yanlış, dünyevi yanlış. İşlere kendini verip tam falan. Tam tersi. Emeklilik değil. Kendi sanatımı yaparken de aynı şekilde o zamanı insanlık içinde, ülken içinde, vatandaşın içinde harcamak için. Mertçe şunu soracağım sana. AK Parti hükümeti, iktidarı 2002 yılı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti coğrafyası olmadı diyelim de farklı bir partinin iktidarı var. Yine Yusuf Güney o partinin yanında, hükümetin yanında bu projelerde olur da abi ben yapar mıydı? Doğru mu? AK Parti gelir, B Parti gider. Pardon, AK Parti gider, B Parti gelir. AK Parti gelir, B Parti gider. Zaten benim delirdiğim nokta bu. Ya hükümet yancılığıyla... Siyasi sempatizanlıkla devletçiliği karıştırmayın abi. Devletçilik farklı bir şeydir. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Devlet erteler ama yanına bırakmaz kimsenin. Yani devlet her zaman bakidir. Ve bizim görevimiz budur zaten. Eğer ki biz bu ülkede bu insanların cebindeki kendi öz kazandığı sermayesiyle bir yerlere geldiysek ki geldik. Sonuçta günün sonunda ben konserimi veriyorum. Halkın, vatandaşın vergisiyle bir ödenek alıyorum. Tamam bu da benim üzerimde bir borç olaraktan, bir yapmam gereken en önemli, en öncü planlarım olması gerektiğini düşünerekten zaten bu durumlara girdim. Yoksa ben aptal mıyım, ben salak mıyım, ne güzel hayatım var, gezerim, tozarım, takılırım, oh arabam, evim. Yani ben manyak mıyım abi, niye bu kadar bir şeylere gireyim? Hani bakıldığı zaman değil mi, insan bu kadar stresi niye yaşıyor? Ben saç ektirdim mesela, bak bunu kimse bilmez. Saç ektirdim abi bu kadar stresten. Yani çünkü anlatamıyorum kendimi. Ya diyorum ki kardeşim, bakın benim derdim stresten komiser değil. Stresten saçlarımı döktün. Benim derdim komiser değil. Benim derdim devletin kurumsal kanallarında program yapmak değil. Devletin yıllardır bankalarında, bankalarında haksız yere milyonlarca dolar almak değil. Yani bunlar Allah korusun ya. Allah korusun. Anlam o kadar temiz, o kadar ki bak bir tanesi çıksın desin ki bizden şunu aldın, bizden şunu istesin diyemez. Bak vallahi de billahi de tillahi de bütün servetimi bağışlarım bir yere. Çıksın biri bana desin ki Yusuf geldi bizden şunu istedi, şunu aldı. Hayatımda var ya TRT'de iki tane program yaptım. TRT Müzik Oda. Bak TRT Büller bilmem neler değil. TRT Müzik'e iki tane program yaptım. O da pandemide yaptım. Onu da tamamen orkestra ve müzisyen arkadaşlarım için yaptım. Birinde zarar ettim. İkincisinde de 60.000 TL para kazandım. 13 bölümde. Yapımcıyım ya. Sunucuyum. Bak sunucu olsam daha çok. Bak dışarıdaki bir adamın işine gitsem, sunuculuk yapsam bölüm başı belki alacağım 20-30 bin lira. Abi ben 13 bölümden 60.000 TL para kazandım. Bunda zaten 20 bin lira yakın gelir vergisine gitti. O parayı da öyle harcadım. Gitti zaten hayırlısına ilişkilerine gitti. Yani bu kadar ince düşünen bir insan için çok zor bir ülke bu Türkiye. Gerçekten çok zor. Yani Allah yardımcısı olsun. Ben günün sonunda toparlayayım bunu. Şuraya getireceğim. Evet, çok güzel işler yapmak isteyen bürokratlarımız var. Bir şeyleri başarmaya, değiştirmeye. Ve ben inanıyorum. Samimiyetine bak hala güveniyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın. Samimiyetine güveniyorum ama çok yanlış insanlarla
beraber. Çok yanlış insanlar var. Çok iş bilmeyen insanlar var. Bir de hani işin içinde olduğum için de söylüyorum. Hani bunu çok rahatlı bir şekilde. Ve umurumda da değil hiç kimse bak. Hiç kimseden çekinmem ben. Korkmam, etmem çünkü açığım yok. Rahatım. Yani açığı olmayan bir insan rahat rahat konuşuyor. Bu kadar rahat rahat konuşmamdaki sebep de budur zaten. Çekindiğim bir şey yok. Ticaretim yok. Bakın ticaretim yok. Korkularım yok. Açığım yok. Bir menfaatim çıkarım ilişkim de olmadı. O yüzden rahat rahat konuşabiliyorum. Olması gereken de budur. Zaten ekmeğimizi, rızkımızı biz kazanıyoruz abicim. Ya niye bunların ekstra fazla kazan? Kimler kimler? Ben size isim vermem ama neler ne iğrençlikler dönüyor ya. Ne iğrençlikler. Yani mahalle baskısıyla devletin kanallarını kullananlar, mahalle baskısıyla gidip de bir işte devletin kurumsal markalarında reklam yüzü olanlar, mahalle baskısıyla, yukarıdan mahalle baskısıyla ihale alanlar, mahalle baskısıyla işte vakıflardan oradan buradan şeyler alanlar, neler neler, ne pislikler, anlıyor musunuz? Yani bu insanların artık yok olması lazım. Bu insanları yok etmeleri lazım ki feraha kavuşalım. Doyuramıyorsunuz çünkü. Doymuyorlar abi. Doyuramıyorsunuz. Doymuyorlar. Zaten bir doysalar her şey düzelecek. Bütün sistem düzelecek. Çünkü gerçekten güzel işler yapmak isteyen insanlar var ama izin vermiyorlar. Sıkıntı bu. Analiz yeteneğim hep geçmişten beri vardı diyorsun. Peki bugünün Türkiye'sine baktığın zaman ve senin değiştirmek istediğin çok fazla şey olduğunu da biliyorum. Ben yılmadım bu arada. Arada çok özür dilerim. Lafınızı kesiyorum ama ara ara böyle isyan ettiğim oluyor. Hatta düşün bak benim kadar şey olmasın, vatanperver insan olma, ben Allah'a şükür kendimi vatanperver olaraktan hitap ederim. Çünkü niye? Yani bana bir tane baba yiğit gösterin, İngiltere pasaportunu verecek İngiltere de sana almayacaksın. Vatandaşlığına geçmeyeceksin ki niye orada vergi ödemeyim diye. Vergimi tam tersini yaparım. Normalde Türkiye'de vergi ödemeyim de işte orada vatandaşın olsun. Ben vatandaşlığımı almadım. Hala İngiltere 24 senedir gittiğim İngiltere'de kapıda 45 dakika, 1 saat beni bekletiyorlar pasaport kontrolü. Düşünebiliyor musunuz? Ve bekletenler Hintli. Aynı Cem Yılmaz'ın söylediği gibi işte. What is the purpose of the visiting? Bana hala diyor ki işte oturumunu nasıl aldın? 24 sene olmuş ya. Ya diyorum arkadaşım 24 sene önce almışım. Manyak mısın sen? Niye hala aynı soruları soruyorsunuz bana? Babam iltica etti aldı. Hangi sebeple buradasın? Ya senin ailen. Bunu soran Hintli. Diyorum ki senin ailen hangi sebeplerle buradaysa benim ailem de o sebeplerden dolayı. Ben bu sıkıntıları çekiyorum abi. Bırak o işleri geçsin yani buradaki. Millet öyle ben vatan severim. Geç o işleri. Bedel ödenir. Ben çok bedel ödedim. Hala ödüyorum. Bakın hala ödüyorum. Pişman mısın peki? Hiç değilim. Zerre kadar değilim. Ve savaşacağım da. Devam edeceğim. Susmayacağım. Hala bazı şeyler değişene kadar, belli şeyler değişene kadar bu leş kargaları, bu kafa koparıcıları ortadan kalkana kadar ben mücadeleme devam edeceğim. Ben belki de aç kalacağım. Belki de hiç kimse iş vermeyecek bana. Umurumda değil. Vallahi de billahi de umurumda değil. Bir tarafta leş kargaları dediğin kendi tabirinle kişiler, koltuklarda oturan yanlış kişiler. Bir tarafta dil, din, ırk ayrımı insanları kutuplaştırmaya giden meseleler. Ve daha neler ve bugünün Türkiye'sinde bir analiz yaptığın zaman gelinen nokta ya da alınamayan yollar noktasında nasıl bir fotoğraf çıkıyor ortaya? Bir şey söyleyeyim mi? Bir şeylerin düzelmesi o kadar basit ki. Çok bak ne kadar zor görünür aslında değil mi? Ne kadar kutuplaştırdık, ne kadar ayrıştık. Sistem çökmüş, ekonomik kriz var. Pandemi zaten mahvetti bizleri. Vallahi bir şeyleri düzeltmek o kadar kolay ki. Nasıl? Yemin ediyorum. Yolun ne? Birincisi herkes aldığı şeyi yerine koyacak. İkincisi artık siyaseti bu ülkeden kaldıracaksınız. Tek derdimiz bu ülkenin halkını, vatandaşını, ülkeyi, devleti nasıl kaldırabiliriz? Ve dördüncüsü de bu pandemi illetinden nasıl kurtuluruz? Bak bunlara odaklanmamız lazım. Vallahi de billahi de bak görüştüğüm bütün siyasetçilere söylüyorum. Abi bak yapmayın. Şu siyaset, muhalefet ona onu söylüyor. Sen şunu yaptın, sen bunu yaptın. Ya artık bırakın abi millet aç ya. Ya millet kepen kapatmış, esnaf kepen kapatmış. Ya müzisyen arkadaş, kaç tane müzisyen arkadaşımız intihar etti bizim ya. Bunun, bak böyle şeyler var, bunları görmezden gelmeyin. Konunuz, konu başlıklarınız bunlar olsun. Bırakın onu yapmış, bunu yapmış. Ya yapmışsınız zaten. Ya olmuşa bitmişe zaten bir çare var mı? Artık kaldır. Tamam o onu mu yaptı? Kriz cezasını kaldır onu oradan. Onu da kaldır oradan. Bir temizle bir önce burayı bir. Önce bir yıka bir hortumda bir yıkayın buralar Türkiye'yi ve komple. Ondan sonra bırakın da öncülüğünüz insanlık olsun. Öncülüğünüz sevgi olsun. Öncülüğümüz şu pandemiden nasıl kurtulabiliriz? Öncülüğünüz şu... Bırakın abi aynı masaya oturun artık ya. Eskiden abi aynı masada siyasetçiler aynı masada otururlardı. Tartışırlardı. Hiç görüyor musunuz şu anda? Abi Ecevitler işte... Demirel'ler, Erbakan'lar, Mesut Yılmaz'lar, Tansu Çiller'ler. Kaç tane program var ben öyle bak. İzliyorum açıp açıp bazen. O
kadar seviyeli, o kadar güzel tartışıyorlar ki. Yani sen şunu yaptın derken bile kırmadan, nezaketle. Şimdi bakıyorsun o ona bağırıyor, o ona bağırıyor, o onu küfrediyor. Millet meclisi zaten amacını aşmış. Lan eline de, elindeki çocuk ya şekerini alırsın ya çocuğun. Kavga eder hani. Harbi öyleler, anlıyor musun? Akşama kadar kavga gürültü. O ona küfrediyor, o ona küfrediyor. Ya biz derdimizi gidip anlatamıyoruz ki. Ya diyemiyoruz ki abicim, biz insan olarak, vatandaş olaraktan ve siz de vekilsiniz yani, biz sizi vekil kıldık ya. Ya şu derdimize bir çözüm bulun. Mümkün değil ya, yanaşamazsın. Siyasete katılmayı hiç düşünmüyor musun? Ya zaten bir şey söyleyeyim sana. Düşünmedim değil. Bak ama nasıl düşündüm biliyor musun? Nasıl? Bağımsız milletvekili aday olmayı düşündüm. Çünkü ben olamam. Bak ben hala söylüyorum. Hiçbir şu anki var olan hiçbir siyasette yapamam ben. Hiçbir siyasi partinin içerisinde var olamam. Çünkü ben haksızla gelen... Nereden gireceğim bağımsız peki? Ben bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim bak, aklına gelen hangi şehri söylersen söyle vallahi seçilirim. O kadar da net ve net konuşuyorum. Doğu, Güneydoğu falan filan. Güneydoğu zaten banko garanti benim. Değil mi? Bak Şırnak'tan gireyim en çok ben oy alırım. Hakkari'den gireyim en çok ben oy alırım. Ya çünkü insan gibi yaklaşıyorum. Sevgiyle yaklaşıyorum. Hiç olmayanı bulup gidip onu yapmaya çalışıyorum. Düşünsene, onu söylüyorum işte. Yani o moral konserleri sürecinde mesela. Evet. Bu arada çok Allah razı olsun Sayın Süleyman Soylu'dan. Yani benim o imkanları bana sağlayan odur mesela. Fikir benimdir ama imkanları sağlayan Sayın Bakanımızdır. Allah razı olsun. Güneydoğu ile alakalı mesela. Hani askeri konserleri yaparken de hep ben içimde bir eksiklik düşün. İlk konserde bunu eksiklik düşün. Ya dedim bir şey eksik. Evet çok güzel. Acayip mutlu oldu askerlerimiz. Ya çok güzel ama bir şey eksik. Sonra kendi kendime dedim ki ya olmayan bir şey ve yapılırken de yapılmayan bir şeyi yapmak lazım. Nedir? Ya dedim niye halkımızı da dedim getirmiyoruz, entegre etmiyoruz bu işin içerisine. Ha. Tugayların içine girsin insanlar ya. Askeriyle görsünler. Askerle sivil bir araya gelsin. Bir araya gelsin. Ha. Halay çeksinler. Vallahi de oldu. Binlerce insan Tugayların içerisinde Türkiye tarihinde bu yaşanmamıştır. Yapamazsın. İşte güvenlik protokolü derler, o derler, bu derler, şu derler. Sokmazlar insanlar içeri. Ne oldu? Soktular. Ne kaybettiler? Hiçbir şey. Aksine bir sene boyunca konuşuldu bu olay, biliyor musunuz? Güneydoğu'da. Ya biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. Ve ben konserlere davet ederken de bizzat kendim Hakkari, Yüksekova'sı, Şırnağı'dı, işte Otlucası, Dağlıcası, Çakus, işte Çukurcası, işte Şırnağa gel, Uludere'si, Cizre'si, işte Akçay'ı, Çakır Söğüt'ü, işte Mardinler, Van'daki Ağrı, Batbos diye ve aklınıza o gelen her yerde merkezlere gidip... Korkmadın mı başına bir şey gelecek? Niye korkayım abi? Niye korkayım? Tehdit benim... falan almadın mı? Çok aldım. Çok aldım. Sıkıntı yok yani biz bazı şeyleri... Koruma moruma falan filan ihtiyacı yok. Hiç korumam da yok. Tek başıma yürüyordum sokakta. Hakkari'nin sokaklarında tek başıma yürüyordum. Vallahi de billahi de Hakkari'li bir kardeşim geldi yanıma, ne dedi bana biliyor musun? Abi dedi. Evet dedi, senin kadar cesaretli adam görmedim ama dedi, hiç korkma dedi abi. Sen zaten buralarda hiçbir şey olmaz dedi. Sen bizatihi PKK'dan tehdit alıyordun değil mi? Yani aldık, çok aldık ama yani günün sonunda benim yapmak istediğim insancı şeyler abi. Yani insanlık için, oradaki insanlık için bir şey yaptığım sürece zaten kimsenin de bir siyasetçi değilim ki ben. Siyasetçi olsaydım evet tehlikeli ve sıkıntılı bir durum. Senin tabirinle arada... Ama ben siyasetçi değilim abi, ben insanım ya. Arada hep bunu çok kullanırsın. Kafayı bir kırdım falan diye. Bir gün kafayı bir kırdığında her şeyi tası tarağı bırakıp burada... Terk-i diyar etmeyi düşünüyor musun mesela? Mevlana'nın ne diyorsun? Hiçlik makamı. Hiçlik makamı bak. Benim misyonum bu. Bana hep sorarlar misyonun ne? Amacın ne ya senin? Evet. Hiç olarak ben bu hayattan göçüp gitmek. Ama hiçlik makamına gelmeden önce her şey olmak zorundasın. Her şeyi denemek zorundasın. Her şeyi tatmak zorundasın. Her şeyin ne derler, vakıf olmak zorundasın bilgisine, deneyimine. Yani sonunda da hepimiz kara toprak olacağız. Günün sonunda arkamızdan güzel konuşulsun. Güzel işler yapalım istiyorum. Amacım, misyonum o zaten benim. Bir gün bu hayattan göçüp gittiğimde arkamdan helal olsun. Bak şu an mesela atıyorum, tekrar söylüyorum bakın ben. Bu Güneydoğu ile alakalı birçok şey yaptım. Konserler, sivil konserler yaptım. Bak hala da Allah razı olsun esne. Bütün izleyenlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Hiçbir kötü bir mesaj almam oradan mesela. Hep güzel bir sürü mesajlar, hep güzel dilekler böyle. Bu gurur duyacak bir şey. Ben bununla gurur duyuyorum. Yoksa ben bindiğim arabayla niye gurur duyayım? Ya da oturduğum villayla ya da yalıyla niye gurur duyayım? Bunlar gurur duyacak bir şey yok ki. Sen hiçbir maddenin, bir şeyin son sahibini gördün mü? Yok. Hepimiz emanet, her şey emanet. Benim şu an sürdüğüm araba için birileri para biriktiriyor abi. Düşünsene. Ya ben de para biriktiriyorum başkalarının bir şeyine sahip olduğu bir şey. Yok, sahiplik diye bir şey yoktur. Her şey hayatta emanet. Sen git İstanbul'da otur,
Kamboçya'daki araziye göz koy, tarım yapmayın. Şimdi diyeceksin ki bu kadar göğüs, bu kadar zorla sıkıntıya göğüs gelip de hiç mi ya isyan et, ya isyan tabii isyan etmem, hayatta isyan bana isyan bana göre bir şey değil ama yani bunalıp da daralıp da şöyle bir dediğin gibi çekeyim gideyim buralardan, ya olmayacak bu, bu sisteme ben yapamayacağım, bu sistemde bir şeyleri başaramayacağım. Hiç mi demiyorsun? Vallahi bari Kamboçya'da gidip arazi bakıyordum. Gideyim böyle tarım yapayım. No name bir adam. Müziği filmden bırakayım. Sosyal medya yok. Tanımasın kimse beni orada. Sonra dedim ki bu kadar uğraş bunun için miydi? Kamboçya'da tarım yapmak için miydi? Ya da Kamboçya, Vietnam'da işte balıkçılık yapmak için miydi? Forkliftler bilmem neler değil, yoktu. Yok. Tırnar dorsesinde saklanmalar. Ara sıra kızarım, bağırırım, ederim. Sosyal medyada böyle ben de insanım abi, benim de dayanma gücüm var da mübarek, ben de bir insanım. Hani ben de etten kemiklerim. Ben ekstra bir güce sahip değilim ki. Herkes kadar güçlüyüm, herkes kadar güçsüzüm. Benim de arada böyle kafa kırıldığı anlar oluyor ama bir gün sürüyor. İkinci gün ben yine sarılıyorum işlerime. Ben inanıyorum bu ülkede gerçekten çok güzel işler yapacağım. Ben yılmayacağım. Beni çok zorluklar, hatta bu saatten sonra daha da zorluklar bekliyor, inanıyorum. Ama ölmediğim sürece bir şeyleri başaracağım ya bu ülkede. O 3 gün aç kaldık dediğin parktan, hani dedin ya halüsinasyonlar vesaireler falan filan gördüm. Bir şey aştı, boyutlar geçti, bir şeyler oldu falan. Evet. Sonradan yıllar geçiyor. Pandemi dönemi. Yine Yusuf'un ve dahi tüm ülkenin sıkıştığı dönemleri yaşıyoruz değil mi? Kim bilir içinde neler, ne fırtınalar kopuyor. Herkesin kendi dünyasında. Bir anda astral seyahatler bilmem neler falan filan. benzer muhabbetler mi acaba Yusuf, ne dersin ha? Şöyle, uzaya gittim, geri geldim, yok, gezdim, tozdum orada olay, falan. O olayı ben çok özetle size anlatayım. O olayı da çarpıttılar. Her şeyi çarpıtıyorlar. Yani benimle alakalı bir şey olduğu zaman her şeyi mi çarpıtır insan? Ya mübarek, bir kere de ağzımdan çıkan bir şey yansında insanlara, yok ya. Her şeyi mi çarpıtılır bir insanın yani? Ya olay neydi? Ki ben planlı, böyle bir şey planlı projeli yapamam. Yani TT olduk, acayip Türkiye'nin gündemine oturdu olay. Ya istesem yapamam böyle bir şey. Niye yapayım ki ayrıca? Benim bu zamana kadarki yaşam tarzımda böyle, karakterimde böyle bir şey yok zaten. Yapsam bu zamana kadar çok TT olurdum ben işte. İşte onunla takılırdım, onunla görüşürdüm, acayip bir iş ilişkilere girerdim. Neyse, olay şu. Tekrar söylüyorum, şu anda hepimiz mutsuzuz. Evet, global bir kriz var ve global krizin kaynaklanan ekonomik bir kriz de var. Şüphesiz. Ve bu krizden kurtulmanın, en azından kurtulmak demeyeyim de biraz hafifletmenin, yani isyana kadar çıkacak raddeye getirmeden o biraz ruhani iç benliğimizle iç huzurumuzu bulmamızın yollarını arıyordu herkes. Ben buldum. Bir şekilde buldum. Buldurttular bana. Buldurttu yani bir şekilde bana yaradan. Yani gittim araştırdım, dediğim gibi Peru'ya gittim, şamanlardan işte eğitim aldığım, işte oralara gittim araştırdım, Nepal'e gittim, Kathmandu'ya, oradan Tibet'e çıktım, Master'lar, rahipler, onlar bunlar, İran'a gittim, ondan sonra işte tasavvufla ilgilenen acayip acayip önemli güzel Allah dostlarıyla tanıştım, Urfa'da olsun, şeyde olsun, yani her şeyi topladım, ettim ve bir noktada buluşturdum hepsini. Aslında sonuç şu, sevgi. Abi sevgiyle ve şifayla yaklaşıldığı zaman insanlar birbirlerine, sorun diye bir şey kalmıyor zaten. Ayrışma kalmıyor, kutuplaşma kalmıyor. Sen olsun, sen mısın? Onların hepsi ortadan kalkıyor ve huzur ve mutluluk geliyor bu sefer. Ben de bunu anlatmaya çalışayım. Ya yine bak, vallahi de billahi de yine insanları sevenlerimi düşünüyorum. İşte insanlarımızı düşünüyorum. Diyorum ki, ya bir şey diyeyim. En azından hani sabahları kalkınca ne yazık ki bu artık uyuşturucu, yani uyuşturucu, hani uyarıcı uyuşturucular vardır ya, hani bu maddeler falan. Onlardan daha tehlikeli oldu sosyal medya. Yani milleti deli etti. Deli olduk hepimiz. Ya çıldırdık ya. Oturduğumuz yerde 5 arkadaş oturuyoruz. Biz bile geçen baktık 5 arkadaş oturuyoruz. Herkesin telefon bakıyor, stalkluyor. O ne yapmış, bu ne yapmış. Ya arkadaş bırakın artık ya. Kim kimle, nerede, ne yapıyor? Hangi arabaya biniyor, hangi evde oturuyor? Bırakın bunları da iç benliğinize gelin. Huzur iç benlikte. Huzur maneviyatta. En azından huzurunuz olursa hayatta maddi olaraktan da bir şeyler yapmak istediğiniz zaman vizyonunuz gelişir, iç benliğinizde huzurunuz olur, şifa gelir size, stresiniz azalır, stres azaldığı zaman daha iyi düşünürsünüz, efeviz bezlerinizi çalıştırırsınız, üçüncü gözünüzü açarsınız, algılarınız açılır. Ben bunlardan bahsettim. Bu da nasıl oldu? Bir tane programa katıldım bir arkadaşımın, dostumun. Yanımda kişisel gelişim uzmanı bir arkadaşımız vardı. Bundan bu tam derinlere girmedi, bu tarz şeylerden bahsederken ben de ya dedim, böyle bir deneyimlerim oldu. Astral seyahat yaptım ki yapıyorum abi ben bunu. Yani böyle bir şey var. Yani astral seyahat diyorsun mesela, sübna aşağı, sen ne diyorsun? Bu da kafayı yemiş, ateist olmuş, deist, dinden çıkmış. Lan diyorum, çok özür dilerim lan, aptal arkadaşım benim, aptal. Niye aptal? Çünkü gerçekten böyle
şeyi hani bir şey fikri yok zikrim bilmem şey böyle bir laf vardı ya. Ya diyorum ki arkadaşım bak hani İslami boyuttan bakıyor ya şey lan İslamiyet'te tasavvufta tayyi mekan diye bir şey vardır. Ki Peygamber Efendimiz işte Hazreti Mevlana bu işlerde piriydi bu işlerin. Oturduğu yerde gözünü kapatırdı hop giderdi ay bir de farklı yerlerde olabiliyorlar. O kadar geliştirmişlerdi bu taraflarını. Ya böyle bir gerçek var. Geliştirin kendinizi. Vallahi de billahi de hayattan o kadar çok zevk alacaksınız ki. Bütün zorluklara o kadar güzel şey yapacaksınız yani gereceksiniz kendinizi. Gard alacaksınız böyle. Bunları bahsettim. Evet gittim, Ay'a gittim bir şey. Çünkü ben astronomi meraklısı, manyak bir adamım. Uzayda farklı yaşamlar var mı? Farklı yaşam formları var mı? Galaksiler, galaksilerin içerisindeki nebulalar, kara delikler, kozmik bulutlar, güneş sistemleri, bizim gibi güneş sisteminde yaşam formu olan kaç tane daha güneş sistemi var? Bunları araştıran bir insanım. Ve bunları da, şimdi ben gidip de Ay'a çıkabilir miyim abi uzay mekiğiyle? Ya da astronot olup bir yere gidebilir miyim? Ya da NASA'da çalışabilir miyim? Yani bu kafayla belki biraz uğraşsam çalışabilirim bu istekle. Ama zor bir şey yapamazsın. O yüzden de ben tayyi mekan yani astral seyahatle bir yerlere gidebilmenin vakfına vardım. Ve öğrendim bir şekilde. Sistemini çözdüm. Dediğim gibi gittiğim işte şamanlar olsun, rahipler olsun. Bunlar o adamlar çünkü yaşam tarzları da böyle çok şeydir. Buna yakın bir şey, altyapıya sahiptirler. Bu bilgilere eriştikten sonra da bazı deneyimlerim oldu. Ve ben bunu dürüstçe de söyledim. Bunun kafası güzel. Acaba bunun torbacısı kim? İşte efendim bu işte bu. Bunlar bu diyor kafayı yemiş artık diyor. Tamam delirmiş bu bilmem ne. Söylediğim şeylere bak. Adamların şeylere yaptığı işlere bak. Zikirlerine bak, fikirlerine bak. Yani o kadar kötü olay anlıyor musun? Yani sistem, ortam o kadar karışık. İnsanların çünkü artık işte o sosyal mecralar ve tek iki klavye ile fikrini, zikrini herkesin beyan edebilme özgürlüğü vesairesi işte bu tarz çatlak ya, sesleri beraberinde getiriyor maalesef. Kişisel hata yapan bir insanla benimle entegre yapıyorlar ya, benimle kıyaslıyorlar. İşte bu pudra şikayetçiler böyle işte. Ne kadar ayıp ya, ne kadar ayıp ya. Koca koca gazeteler, koca koca köşe yazarları, AKP'li yandaş yalaka bilmem ne sanatçı diye. Bu ne ya? Ya insansın, sözde insanım diye geziyorsunuz ya. Bu insanlık mı abi? Niye vebaline giriyor? Bak bu acayip kulaklıdır biliyor musun? Bak bilmiyor bunlar. Sanıyorlar kulaklı sadece öyle birinin parasını bilmem neyini çaldığın zaman oluyor. Bu da bir kulaklıdır. Tabii ki. Haksız yere beni üzüyorsunuz ya. Haksız yere hakkımda kötü konuşuyorsunuz. Beni bilmeden, tanımadan, araştırmadan hakkımda kötü kötü yazıp algı oluşturup insanların ön yargısıyla beraber bana düşman ediyorsunuz. Ya kimsenin vallahi de bilen ne mamusuna, ne malına, ne ırzına, ne bir şeyine, hiçbir şeyine göz dikmem, dikemem. Peki tüm bu manevi boyuttaki düşüncelerin, değiştirmek istediğin şeyler vesaire. Ya bir yuvanı kurup, çoluk çocuk sahibi olmak vesaire falan artık hani biraz da hayatın bu tarafını besliyor olmak sana daha iyi gelmez mi? Hiç düşündün mü bunu? Ben inançlarım doğrultusunda yaşayan bir insanımdır. İnandığım şeyler üzerine yaşayan bir insanımdır. Ben daha yapmak istediklerimi yapamadım. Ve inatla da yapmayı bekliyorum. Yapacağım ne? Onları yapmadan da kendin için keyif bir şey yapmak istemiyor musun? Yapamam, keyif alamıyorum. Çok denedim. Boş ver. Yani oğlum neyi değiştirebilirsin sen? Sen senin yürümün ne, etin ne, budun ne? Ne yapabilirsin ki? Yani filler, hayır, filler tepişiyor, belki, biz ayaklar altında ezer çimlendirik. Eş Yusuf, baba Yusuf o daha kısmet, etkin olur o, bir şeylerde. Belli mi olur? Onun zamanı yok. O beni bulacak ya da ben onu bulacağım. O birbirimizi bulacağız bir şekilde. Onun için kendimi paralamıyorum. Onun için oturup bir yerde beklemiyorum. Ya da onun için bir arayış içerisinde değilim. Olmamak da lazım zaten. Doğru eş, ruh eşini bulabilmek için de sabır etmek lazım. Sabırla bekliyorum ben. O doğru ruh eşini elde ettikten sonra zaten... İnanıyor musun ruh eşine? Tabii ki de. Vallahi. Tabii ki de. Ruh eşliği vardır. Ruh eşliği derken aynı değilsiniz. Hiçbir ruh birbiriyle aynı değil zaten. Aha. Yani hiçbir ruhun yaratılışında aynı olamaz zaten. Öyle bir şey yok. Ama birbirleri için ve bir şeyleri başarmak için, insanlık için, yaşam, yaratılış için bir yola çıkacak olan insanlar varsa o insanlar çok daha rahat buluyorlar ruh eşlerini. Çünkü amaçları aynı, fikirleri aynı, planları aynı, vizyonları aynı. Haliyle o kişiler birbirlerini bulduğu anda zaten en mutlu insanlar onlar oluyorlar. O zaman şu senin için önemli. Kesinlikle. Kesinlikle. Karşı tarafta. Ben öyle hani İlla ki her insan ister ya yanındaki işte eşi güzel olsun hani baktığın zaman bile Allah'ım ne güzel yaratmışsın desin ama. Ama sohbet de edebiliyor yani olup bir şeyleri münazara da edebiliyor. Ne güzeller görüyorum böyle. Bomboş. Bomboş ya da ne
Baktığın zaman harbiden güzel diye tabir, aslında güzel, çirkin, bunlar da çok yanlış şeyler. Sen kimsin ki güzel, çirkin diye ayırt edebilirsin insanı? Yusuf, Allah'ın biraz yarattığı hiçbir şeyi ayırt edemezsin. Gencecik, çocuk yaşta İngiltere'ye gittin, adaptasyonla ilgili sıkıntı yaşadın, eğitimle alakalı vesaire sana sıkıntılar. Bunlara inat mı kendini bu kadar geliştirmenin derdine düştün? Yok, mesajını aldım bazı şeylerin de ruhani boyutta. Bir misyon belirledim ondan dolayı. Yapmam gereken şeyleri, bazı şeyleri söylediler bana. Yani görevlendirildim diyebilirim şeyler için. Bu biraz belki uçuk olacak ama aslında herkesin bir görevi var bu hayatta. Hiç kimse boşa gelmedi bu hayata. Hiçbirimiz boşa yaşamıyoruz. Bir mertebeye mi yükseldin? Rüyanda mı tebliğ oldu sana? Neydi mertebe, o? Mertebeyle alakası yok. Sadece çok sorduğum soruların cevabını aldım. Nasip edildi, lütfedildi. Kim verdi sana o cevapları? Ruhani boyut. Astral boyuttan. Ve bunun, bu kadar inatlaşmamın nedeni bu zaten. Yoksa bu kadar böyle bir sistemin içerisinde bu kadar inatlaşmak, kendine zarar veriyorsun. Başka bir şey değil. İlki veriyorum da zaten. Harbiden veriyorum yani. Çok şey zarar veriyorum kendime. Kendi öz mutluluğumdan, huzurumdan, her şeyden ödün veriyorum şu anda. Ama inatla da sabırla da bekliyorum. Bir şeyler olacak yani. Bir yerleri, bir şeyleri değiştireceğim bu hayatta. En azından hani karınca çıkmış yola demiş yani ben işte hacca gideceğim, Medine'ye gideceğim diye. Ya demiş sen nereye gidiyorsun bu adımlarla şey. Olsun, en azından niyet ettim. Yani vallahi bir şeyleri başaramasam da en azından niyet ettim. Niyetim belli. Allah biliyor. Anlatmama da gerek yok aslında. Allah benim işimi biliyor. Allah benim niyetimi biliyor. Niyetler çok önemlidir. Bir şeylerden rahatsız olursun, insan olaraktan, vicdan olaraktan bir şeylerden rahatsız olduğun zaman onları değiştirmek için çabalarsan en azından bu sana hayatında gözlerini yumup gittikten sonraki o acayip bir boyuta geçeceğiz ya, uyanacağız artık. Aslında uyanmaktır. Uyanacağız ve çok şaşıracağız bu arada. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani çok şaşıracağız. Ölünce çok şaşıracağız. O kadar açık ve net söylüyorum. Vay be! Diyeceğiz. Allah Allah be! Bu ne ya demiş. Diyeceğiz yani böyle. Anlatılanların tabii çok... Bak, anlatılanların hani yanlıştır demiyorum. Yanlış anlamayın. Ben çünkü o tarafa hiç giremem. O taraf çok tehlikeli. Yani o muhabbetlere girmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim size. Şu kadar net söylüyorum size. Anlatılanların da üstünde acayip bir sistem var orada. Ve çok şaşıracağız bazı bilgileri. Peki. Çok enteresan bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyorum Yusuf. Yani çok teşekkür ederim. İyi tanıdığıma inandığım isimlerden bir tanesin şey ama size. Çok daha farklı bir Yusuf tanıdım üç burada. 3 yıldır ben bir şeylerin mücadelesini veriyorum. Ve 3 yıldır ilk defa bir programda bu kadar açık ve net kendimi ifade edebildim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tüm yüreğini ortaya koyduğun için var ol. İnşallah bir sonraki yayında hani bunları konuşmuştuk, bak bunları çözdük diyeceğimiz zamanlar gelir. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim.